Türkiye'nin en köklü yat üreticilerinden biri olan ve hayata geçirdiği büyük projelerle yurt dışında birçok ödüle layık görülen Bengi Yay Yatçılık, yeni inşa ettiği NB99'u başarılı bir operasyonla suya indirdi. Azami 14,5 knot hıza ulaşabilen 42 metre uzunluğunda ve 9,08 metre genişliğindeki yelkenli motor yat, çelik gövde ve alüminyum kompozit üst binaya sahip. Mengi Yay Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Mengi, teknenin hayata geçiş hikayesini anlattı. Bu bizim müşterimize yaptığımız ikinci teknemiz. Kendisiyle 2004 yılında tanışıp 2006 yılında bir tekne teslim ettik. Ve son derece mutluydu. Ve aradan uzun yıllar geçti. Şu anda bugün 70 küsur yaşında kendisi. Ve tekrar bize 2017 müracaat ettiğinde 2018'de biz çalışmalarına proje olarak başladık. 2019'da da yine kendisinin de bizim de tanıdığımız bir Hollandalı tasarımcı tarafından dış tasarımını tutturarak 2019 yılında imzamıza başladık. İmza aşaması biraz ilginçtir. Katar'daki Boçov dönüşü bizi arayıp kendisini ülkesine davet ettiğinde biz hemen uçaktan inilmez kendi Katar'dan dönüşü kendi ülkesine gittik. Ve orada önce bu tekniği ahşap olarak anlaştık, ahşap lamini. 15-20 gün sonra ikinci toplantıda kendi müşteri danışmanı bu tekniğin çelik olmasının dünya pazarında daha doğru olacağını düşündüğü için biz de hep beraber aynı kanıya vararak teknenin boyunu biraz daha uzatarak 40'tan 42 metre ve ahşaptan da çeliğe döndük. La Colla, Mengi Yay Yatçılığın 1985 yılından bu yana denizle buluşturduğu 99. tekne olma özelliğini de taşıyor. Hüseyin Mengi, teknenin Haziran ayı sonunda teslim edileceğini ve tasarımını tamamen müşterinin isteklerine göre gerçekleştirdiklerini söylüyor. Teknenin iç tasarımı biraz diğer teknelerden biraz farklıdır. Kendisinin çok uzun yıllar yat kullanıcısı olduğu için biraz yat tasarımından uzak, iç tarafı tamamen ev konforunda, ev düşüncesinde, mantığında olan döşeme, mobilya seçimi, bir takım kaplama renkleri ev tasarımına göre yapılmıştır. Teknemizi geçen hafta bugün Nisan'ın ilk günlerinde denize attık. Evet, siz de söylediğiniz üzere biraz erken attık. Ancak tamamlama süreci yine bizim sözleşmeden bir 15-20 gün önce teslim edeceğiz. Hızlı olmasının sebebi bugünkü pandemiden dolayı normalde işler geri gidiyor. Ancak geriden gelen işlerimiz çok sıkıştığı için bizim tekneyi erken denize atmamız. Çünkü bugün pandemi gerçekten dünyanın üzerinde olan kötü bir senaryo şu an için hepimizin kurtulmak istediği. Onun için de ciddi tekne patlaması, teknelere olan çok ciddi derece bir markete talep var. Bunu da mevcut anlaştığımız projelerde erken yetiştirebilmek ve çabuk zamanda yetiştirebilmek için bu tekneyi erken atmamız gerekiyordu. Şu anda Pendik Marina'da. İnşallah Mayıs'ın sonu itibariyle tamamlayıp Haziran'ın sonu olan teslimimizi bir ay erken veya 15 gün erken tamamlamayı hedefliyoruz. Tek direkli bir teknedir. Charter Class Malta bayraklı bir tekne. Tamamen yabancı yapılmış bir teknedir. 5 kabini var. 8 kişilik personel kabini var. Hatta ekstradan bir 9. personel kabini de var. Çünkü kendisi personel yoğun kullanıyor. Kendisi tamamen bunu kendi ailesini özel kullanmak için yapmıştır.